O bakımdan 3 aylar gelmiş ama hiç kimse farkında değil, görüyorsunuz. Hiç. Televizyon kanalları görüyorsunuz. Olduğu gibi oluk oluk vallahi pislik akıyor evlerin içine. Dün mesela bir arkadaşımız anlattı. Kanallardan birisinde tatlı seslenen soytarı mübarek gecede, dün hangi kanal bilmiyorum, birisi anlattı, dansöz oynatmış vallahi. Vay şerefsiz adamlar vay. Kandil gecesinde dansöz oynatıyor. Hani kandil heyecanı, hani üç aylar, hani Allah'ın rahmetinin şafağı sökmüş, kimseyi ilgilendiriyor mu? Toptan millet gidiyor, bir yerlere doğru bizi götürenler var. Korkunç, karanlık bir istikamede. Namaz terk edilmiş, nefsin arzuları köpük köpük kabarmış. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. فَخَلَفَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَبَاعُ الصَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Salihlerden, salih insanlardan, sağlam Müslümanlardan sonra öyle bir nesil geldi ki فَخَلَفَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ Halef demek, yani arkasından gelenler. Öyle bir nesil geldi ki اَبَاعُ الصَّلَاةَ ilk iş olarak namazı terk ettiler. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Namazı terk ettiler. Sonra وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ nefis arzusunun peşine düştüler. وَتَّبَعُوا tabi oldular. اَشْشَهَوَا şehvetin, aflığın, çıplak kadınların seyrin peşine koştular. Şantözün, dansözün, rezilin peşine koştular. E ne olacak, nereye gidecek bu vaziyet? Bu nereye gider bu toplum bu haliyle? Ayet-i Kerime'nin sonu onu da haber veriyor. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Cehennemin en altında bulunan tabakalardan birisi olan azap tabakası. Allah'ın en şiddetli cezalandıracağı insanların bulunacağı tabakaya, cehennem tabakasına ne diyorlar siz söyleyin? غَيَّا غَيَّا Kur'an-ı Kerim'de var. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Namazı terk edip de şehvetinin peşine koşanları toptan, eğer tevbe etmeden, kaza namazı kılıp da borcunu ödemeden ölmüşlerse tamamını o gayya denilen cehennemin en altındaki azap tabakasına atılacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. Tesevve yelka, yelka ne? Atılacaklar. Nereye gittiğimiz belli. Vallahi cehenneme gidiyoruz. Bu girişi durdurun. Mübarek üç aylar geldi. Oturun şöyle nefsinizle bir hesaplaşın. Nefis muhasebesi yapalım. Açığımız nerede? Açığımız var. Boşluğumuz var. Günahlarımız var. Kusurlarımız var. Allah korusun çeşit çeşit itikadi sapıklıklarımız var. Nefsimizle hesaplaşmamız lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman namaz kılmakla mükellef olan kaç kişi varsa evinizde hepsi sabah namazına kalkıyor mu kalkmıyor mu? Oturun bir hesaplaşın. Neyi bekliyorsunuz? Yaşlı insanlar sabah namazına kalkıyor ama öbürleri sabah namazında horul horul uyuyor. Böyle Müslüman evi olmaz, böyle İslam hanesi olmaz. Allah'tan ne bekliyorsunuz? Aman okula giden çocuğun servis arabası gelir kapıda bekler diye o ilkokula, ilk öğretime giden çocuğun annesi aman bir yanlışlık yapmayalım sabahleyin çocuk geç kalmasın, servis arabası kaçmasın, okul müdürü, okuldaki öğretmen bir şey demesin diye geceden çantasını hazırlamıyor mu? Beslenmesini hazırlamıyor mu? Ayakkabısını hazırlamıyor mu? Sabahın işini akşamdan hazırlamıyor mu? Allah'ın hatırı, Allah'ın huzuru bu çocuğun gideceği okuldan daha mı kötü ki? Niye sabah namazını hazırlanmak için geceden tedbir almıyorsunuz da? Efendim uykuda kaldım, namazı kaçırdım. Vallahi bahanesi yoktur. Servis arabasını niye kaçırmıyorsun? Sen benim külahımı anlat.
Müslümanlar, durum iyi değil. Durum hiç iyi değil. 1977'de, 78'de çoğunuz bilirsiniz, İstanbul Müftü Muaviniydim. İstanbul Müftü Muavini sıfatıyla Cuma günleri Eminönü'nde, Yeni Cami'de Cuma vaazına gidiyordum. Ama samimi söylüyorum, içimizde birçokları da şahit olanlarımız var. 1,5 saat kala, yani Cuma ezanına 1,5 saat kala ben camiye iniyordum. Daha ezana 1,5 saat var. Vallahi cemaat içeriği tıklım tıklım doldurmuş oluyordu. Sonra şadırvanı tamamen doldurmuş oluyordu. Cemaatin omuzuna basa basa ben ancak kürsüye çıkabiliyordum. 1,5 saat kala. Bakın şimdi ezanın okunmasına 20 dakika yok, 15-20 dakika kalmamış, kimse yok. Ne bekliyoruz Allah'tan biz? Açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i ve duha ve leyli izâ secâ mâ vedda'aka rabbuke ve mâ galâ ve lel âhiretu hayrun leke minel ulâ. Havaya okuyorsun sen bunları. Ne diyor Kur'an? Ve lel âhiretu, ahiret. Ahiret, dünyadan sonraki hayat. Velel ahireti, lam-ı tekip de geliyor. Velel ahireti hayrun leke minel ula. Ahiret sizin için dünyadan daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Ahiret dünyadan vallahi daha hayırlıdır. Allah kendisinden razı olsun radıyallahu anh dediğimiz Bilal-i Habeşi bu ayetten ilham alarak sabah namazına bir ilave yapmış Peygamberimizin zamanında. Peygamber de uygun görmüş. Sabah namazına bir ilave yapmış. Siz söyleyin nedir bu ilave? Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan mutlak hayırlıdır. Müezzin bunu Bilal-i Habeşi 1000 kere bağırsın. Vallahi Bilal-i Habeşi dirilip, olmaz ya olduğunu bak, dirilip de gelip oturduğunuz mahalledeki camide Bilal-i Habeşi okusa, Es-salatu hayrun minen nevm dese yine camiler dolmayacak. Ne hale gelmişiz? Camiler böyle mi? Niye cami yapıyorsunuz? Doldurmayacağınız camiyi niye inşa ediyorsunuz? Adama sorarlar. Cemaat dinden uzaklaşıyor. Hele televizyon kanalları, çok kanallı televizyon sistemine geçtikten sonra ne kandil heyecanı kaldı, ne cuma kaldı, ne vaiz kaldı, ne sohbet kaldı, ne nasihat kaldı. Herkes gözünü dikip o ışıklarla çeşitli şekillerde rengarenk şekiller, çıplaklar, kadınlar, kızlar, soytarılar, maskaralar, tiyatrocularla çeşit oyunlarla, tuzaklarla, hilelerle insanların gözleri, beyinleri, kafaları, akılları, gönülleri televizyona çekile çekile insanlarımız vallahi çürümeye başladı. Çürümeye. Tam bir çürüme içerisindeyiz. Çürüme dönemindeyiz. Yanlış. Çok yanlış. Böyle gitmemiz mümkün değil. Üç aylar geldi. Hani heyecan? Korkunç bir fırsat zalimliği yaşanıyor. Geçenlerde gördünüz, 2 gün hava soğudu. Hava soğudu, ulan hava soğudu ya, kış mı geliyor dediniz. Trakya'dan şuradan buna soğuklar gelmeye başladı. Hemen odunun ve kömürün fiyatı yarı yarıya yükseldi. Zalim oğlu zalimler. Böyle fırsatçılık olur mu? Utanmadan Allah'tan rahmet de ki, evvela rahmeti sen yapacaksın. Fiyatını artıran tüccar zalimdir. Evvela rahmeti kendisi reddetmiş. Ne Allah'tan rahmet bekliyorsun? Böyle bir millete Allah ne diye rahmet edecek?